Dikkat dağınıklığı çok görülmekte, özellikle öğrencilerde. Bu konuda bitkisel yöntemler veya tedavileri var mı İbrahim Bey? Evet, çok güzel. Bu dikkat dağınıklığı, konsantre olamama, sınavda başarılı olamama, Evet. sınavda stres, gerilim, efendim psikolojik böyle rahatsızlıklara karşı Doçent Doktor Kemal Bey ve Ege Üniversitesi'nden kimyager Deniz Bey 15 yıl çalıştıktan sonra çok özel bir formül geliştirdiler. Kişinin IQ'sunu artırıcı yani zekasını geliştirici IQ Plus diye. Ben onları fuarda gördüm, dedim ki bitkisel gıda takviyeleri fuarında, dedim ki siz niye geldiniz? Bitki ekstrakları üretiyorlar. Bizim de ürünümüz var. Nedir? IQ Plus. Ne var içerisinde? Bir baktım. Ben de üretirim dedim. Zaten düşünüyordum böyle bir şeyler. Dediler ki üretmene gerek yok. Biz de zaten satıyoruz. Sana satalım. Onlardan üretim haklarını aldım. IQ Plus. Birleşiminde ginkgo, ginseng, sarı kantaron, üzerlik, turunç kabuğu, yeşil çay gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktı var. Ne yapıyor? Beyni çalıştırıyor. Beyne kan akışını artırıyor. Oksijen akışını artırıyor. Nöronları besliyor. Böylece kişi konuya odaklanıyor. Yani yapacağı işte başarılı oluyor. Mesela sarı kantaronun birleşiminde hiperforin ve hiperinsin gibi etken maddeler var. Bu beyindeki serotonin hormonu salgılamasını artırır bir. Evet. Noradrenalin hormonu salgılamasını artırır iki. Dopamin hormon salgılamasını artırır 3, glutamat hormon salgılamasını artırır 4. Bu ne demek? Kişiye mutlu, neşeli, huzurlu yapar 1. Noradrenalin hormonu kişiyi konuya odaklandırır. Glutamat ise kişiyi yaptığı işten zevk alır. Mutlu olur. Yani bu çeşit özellikler var. Sadece 19 çeşitten bir bitkiden bahsediyorum. Evet. Mesela atalarımız eskiden nazar otu diye bir ot bulunurdu. Eskiden her evde nazarlık asılırdı. Gelenlerin kem gözlerinden işte korusun evi, evin fertlerini diye. Şimdi bu nazarlık unutuldu. Neden? O esasında nazarlık nazar için değil de aslında çok önemli fonksiyonları olduğu için ona bir mistik bir şey yüklediler, görev. Aslında mesela rahmetli annem eskiden köyde hastalandı mı bize gelirdi. Böyle hafif rahatsızları olanları hemen tedavi iyileştirirdi. Üzerliği alırdı böyle tavada hafif kavurur. Tütsü yapardı. Baş ağrıyan efendim gözünden kulağından basit rahatsızları olanlara tütsü yapardı. 10 dakika sonra iyileşirlerdi. Sonra birkaç gün sonra teşekkür ederlerdi. Kimi yoğurt getirir, kimi süt getirirdi. Evet, köyde annem böyle ufak tefek rahatsız olan herkesi tedavi ederdi. Dedesinden el almıştı. Yani 1000 yıllık bir kültürün devamı. Devam edip geliyordu atadan, babadan, dededen. Şimdi Van'da 100. Yıl Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmalarda üzerliğin analjezik yani ağrı kesici olduğu belgelendi. Yani yeni bir çalışma, klinik araştırması üzerliğin çok farklı etkilere sahip olduğu belgelendi. Ağrı kesici özelliği olduğu. Konsantrasyonu artırdı, baş ağrısını önledi, nefes darlığına iyi geldi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde böyle bir çalışması var. Türkiye'de artık bu yönde ve dünya çapında özellikle ilgili Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun birçok klinik araştırması var. Üzerliğin bilinmeyen yönleri yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Ama bunu rahmetli annem tecrübeleriyle biliyordu. Şimdi bu klinik araştırmalarla belgelendi üzerlik. Üzerlik ne yapıyor? Kişiyi konuya odaklandırıyor. Efendim hafızayı güçlendiriyor. Baş ağrısı vesaire varsa hafif rahatsızlıkları migren gibi onları ortadan kaldırıyor. Bu da yapılan araştırmalarla belgelendi. Biz bununla ilgili çok güzel formüller geliştirdik. Bu tür rahatsızlığı olan öğrenciler ilkokuldan üniversiteye kadar herkes kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğaldır. Evet. Evet. Üzerlik ise son zamanlarda
100. Yıl Üniversitesi'nin ve Ankara Üniversitesi'nin ve Avrupa'da yapılan klinik araştırmalarda ağrı kesici olduğu belgelenmiştir üzerlik. Bizim bu üretmiş olduğumuz üzerlik forte kişinin zihnini yani fikrini, düşüncesini geliştirici, sınavda başarıyı sağlayıcı, kişiyi konuya odaklandırıcı, özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan insanlar için çok çok önemli. Dikkat dağınıklığını önler, kişiyi konuya konsantre eder. Günümüzde birçok çocukta nedir? Hiperaktivite rahatsızlığı var. Sürekli oynayıp zıplamaktan bazıları çok zeki olduğu için, bazıları da hafif böyle hormonsal problemler olduğu için ne oluyor? Konuya odaklanamıyor, ders çalışamıyor, sürekli kafaları başka yerde. Bunun için doktorlar çok ağır kimyasal ilaçlar veriyor. Dünyanın birçok ülkesinde yasak olan kimyasal ilaç, Ritalin çok çok tehlikeli. Oysa üzerlik tamamen doğal, hiçbir kimyasal madde içermez. Kullanılmasında herhangi bir problem yok. Bunun birleşiminde sarı kantaron, ginseng, ginkgo gibi şifalı bitkiler var. Kullandığında kişi relax, rahatlar, yavaş yavaş ve konuya odaklanır, işinde başarılı olur. Sadece öğrenciler için değil, bilgisayar başında olup da sürekli çalışan veya araştırmacı, yazar, okuyan, yazan kişiler için çok çok önemlidir.